Şimdi burada birçok kimsenin gözünden kaçan şeylere, içindeki çelişkilere gelelim. Şimdi en önemli çelişkilerden bir tanesi şu. Eğer ki Kur'an'da bir şey hüküm iptal ediliyorsa devirin değişmesiyle, o zaman sizin sosyolojik bir kriter koymanız lazım. Hangi oranda hükmün, yani hangi oranda toplumun değişmesiyle Kur'an'daki hüküm rafa kalkacaktır? Mesela bunun ölçüsü ne? Birincisi şu var, en önemlisi. Kur'an'da bir kere böyle bir ölçü yok. Şu tarihten itibaren hüküm kalkacak diye bir şey yok. Mesela Kur'an'da süt kardeşle evlenmek haram. Hiç Kur'an'da şöyle bir ayete rastladınız mı? Yani Kur'an'da süt kardeşle evlenmek haram ama bundan birkaç yüzyıl sonra bunu uygulayamayabilirsiniz. Buna benzer bir hüküm hiç, herhangi bir Kur'an hükmü için hatırlıyor musunuz? Yani süt kardeşi evlenmek için değil, diğer başka bir hüküm için. Veyahut da işte Mekke Medine'de bu hükmü uygulayın ama başka yörelere çıktığınızda bu hükmü uygulayamayabilirsiniz. Daha Peygamberimizin hayatında geniş bir coğrafya yayılan Kur'an, 4 halife döneminde çok çok geniş bir coğrafya yayılıyor. Bir bakıyorsunuz Kuzey Afrika'ya kadar gitti. İşte Bizanslıların topraklarına gitti. İran'da Perslerin, işte Zerdüştlerin daha evvel hakim olduğu bölgelere gitti. Ama 4 halife döneminde şuna benzer bir uygulama hatırlıyor musunuz? Ya işte yepyeni bir kültürle buluştuk burada. Biz işte namazları artık evvelden öyle kılıyorduk da böyle kılalım. Veyahut da işte herhangi bir hüküm, süt kardeşle evvelden evlenmek haramdı ama bizim buradaki kültürde süt kardeşle evlenmeye hoş bakılıyor, haydi evlenmek helal olsun. Veyahut da işte ne bileyim, buraya geldik artık ne bileyim, bizim kültürümüzde zina hoş karşılanır, normaldir, herkes beraber olur, iyi bizde zina artık helal olsun. Yani buna benzer bir şey. Çünkü oldukça sosyolojik açıdan farklı topraklara Kur'an yayıldı. Eğer ki belli bir ölçüde toplumun değişmesiyle Kur'an'daki hükümlerin artık uygulanmayabileceğini, iptal edileceğini, ortadan kalkacağını söylüyorsa birisi, o zaman hangi oranda toplumsal değişikliğin olduğuyla bunun başladığını veya nerede başlaması gerektiğini de söylemesi gerekir. Mesela bu 4 halife döneminden başlaması gerekirdi. Yoksa Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göç ettiğinden başlaması gerekirdi. Kuzey Afrika'ya kıta değiştirdiğinden başlaması gerekirdi. Nerede başlaması gerekir ve bununla ilgili sosyolojik kriter ne? Mesela teknolojik bir ürünlerin yeni bulunmasıyla oluşacak değişikliklerin bunun başlaması gerekti. Ama siz bir tarihselciliği dinlediğiniz zaman bana göre tutarlı olması için böyle bir kriter de gösterilmesi gerekir. Eğer ki belli bir değişimle Kur'an hükümlerini uygulamada da bir değişiklik olacaksa, ama hiçbir zaman için buna benzer bir sosyolojik kriterin ortaya konduğunu görmezsiniz. Yani havalar şu kadar soğuduğunda işte Kur'an'daki şu hüküm uygulanmayabilir. İşte kadın erkek ilişkilerinde şöyle bir farklılığın olduğu yerde Kur'an'daki şu hüküm artık uygulanmayabilir. İşte zina artık uygulanmayabilir. Veyahut da herhangi aklınıza gelebilecek bir hükmün artık yani bir değişik bir ortama İslam ulaştığında artık orada uygulanmayabilir şeklinde bir şey. 4 halife döneminde de, Peygamberimiz döneminde de buna benzer bir şey yok. Ve zaten mantıken de kimse olmasını gerektiğini bence o dönemde söylemiş. Yani söylemiş olsa da zaten yanlış söylemiş olurlardı. Yani Peygamberimizden sonra birisi böyle bir iddiada olmuş olsa yine tarihselciliği doğrulayan bir şey olmazdı. Ama kısacası burada demek istediğim şey şu, bir tarihselci tutarlı olmak için bir sosyolojik kriter koymak zorunda. Yani şu kadar toplumsal değişiklik. Kriter şu, bundan sonra işte din hüküm değişir. Ama böyle bir hüküm ortada var mı? Hatta daha da ileri gideyim. Yani tarihselci diye ortada gerizlenen arkadaşlar böyle mantıken bir kriter koymaları gerektiğinden haberdar mı? Haberdar bile değiller. Yani bu kadar ortada bana göre laçka, ayakları yere basmayan bir teori var. Bu da neye hükmetse böyle çok sofistike bir anlatılmış gibi sunuluyor daha da ilginç şekilde. Peki şuna gelelim. Şimdi bir hükmün değişmesi için değişiklikle hükmün değişeceğini söylüyorlar da nasıl değişiklik olabilir? Bir dış bir şeyden olabilir. Yani sosyoloji dışımızdaki yani insanı çevreleyen kültürel yapı veya diğer ortam değişirse din hükmü uygulama değişebilir dedik. Bununla ilgili bir kriter yok.